Ellerine sağlık. Gerçekten elin lezzeti varmış. Afiyet olsun. Biz de genetik sanırım. Ben bahçede ilk defa yemek yiyorum ama çok keyifliymiş. Ben burada ilk defa yemek yemiyorum ama ilk defa bu kadar çok keyif aldım. Ya sen de ayakkabılarını çıkarsana. Şöyle negatif enerjimizi atalım. Hadi çıkar. Çiçekleri de dikelim ama Aslı'cığım, olur mu? Ay evet ya. Onlar da can. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlıyorum. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Nasıl ya? Bunu çıkartacaksın, toprağa ekeceğiz. Bak, bunu bir yer açalım. Toprağa bastırıyoruz. Yani kökleri toprakla bütünleşmeli biri olmalı. Peki. Ver bir tane daha. Verelim bakalım. Ben sana şimdi açıyorum toprağı. Nazikçe sert değil. Ne kadar güzel oldular, baksana. Mis. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sulayalım. Tamam, ben suya çık geleyim o zaman. Tamam. Ama çok sulama, çamur olmasın. Tamam, merak etme. Suyu görünce nasıl kendilerine geldiler ya. Güneşten bunalmış çiçekler. Evet ya, ama gerçekten çok güzel oldular. Ellerine sağlık. Vallahi 10 parmağında 10 marifet. Ay nasıl suyu emdi, görüyor musun? Hava çok sıcak değil mi ya? Evet. Ya Burak! Burak yapma! Gel buraya, gel! Kadere bak, neden bilmem beni buldu. Alıştırdı kendine, gitgide ben olurum. Sökemiyorum içimden, kök salladı yüreğime. Zaman durdu, hayat durdu, aşk durdu. Kandırıyor beni, kandırıyor, yalanlarına inandırıyor. Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü, aklımı çeliyor, bulandırıyor. Kandırıyor beni, kandırıyor, yalanlarına. Şu an seni öpmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Üstümün haline bak ya. Ben değiştirip hemen geliyorum. Başını öpmeye bile kıyamadım. Bu aşk gidene. Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor. Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü. Aklımı çeliyor, bulandırıyor. İyi günler. Bir dakika lütfen. Geldiğinizi haber verin. Bekleyin lütfen. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz galiba. Biliyorum ama yine de Burak Bey'in kesin talimatı var. Sen yine ne işler karıştırıyorsun Burak? Tamam. Hemen arayıp haber ver geldiğimi o zaman. Efendim? Burak Bey, Çağla Hanım geldiler. Çağla Hanım mı? Bekletin. Bekletiyorum. Tabii efendim. Çağla Hanım. Burak Bey, Çağla Hanım bahçeye doğru gidiyor şu anda. İsterseniz hemen müdahale edeyim. Tamam. Bırakın gelsin. Bakıyorum artık telefonlarımız da açılmıyor. Neredeyse eve bile alınmayacağız. Hoş geldin Çağla. Telefonunu açmayınca seni merak ettim. İyiyim ben Çağla. Merak edecek bir şey yoktu. Ama ben hiç iyi değilim Burak. Biraz konuşalım mı? Olur, konuşalım. Beni ne kadar üzdüğünün, kırdığının farkında mısın? Dün gecenin hala etkisinden çıkamadım ben. Çağla, ben seni kırmak istememiştim ama... Ama ne Burak? Ben senin kaç yıllık sevgilinim. Ne kadar kolay senin için. Bu yaptıklarına hala inanamıyorum. Çağlacığım bak, bunları seninle konuşmak benim için de kolay değil. Ama görüyorsun işte, olmuyor, yürümüyor. Olmayan ne Burak? Sana daha fazla ümit vermek istemiyorum. Burak, ben seni çok seviyorum. Bunun daha fazlası yok ki. Tamam, haklısın. Belki de daha önce oturup bunları konuşmalıydık. Ama ilişkimiz ciddiyete büründükçe olamayacağımızı daha iyi anladım. Bak, biz birbirimizden gerçekten çok farklıyız. Bunu şimdi mi anladın? Ben bugüne kadar senin bütün her şeyine anlayışla yaklaştım. Dün gece bile ailelerimiz fark etmesin diye hiçbir şey belli etmedim. Ama artık fazla ileri gidiyorsun. Üzgünüm Çağla ama böyle hissediyorum. Başka biri mi var? Bunu da nereden çıkardın ya? Davranışlarından başka bir şey anlayamıyorum çünkü. Bunun başka biriyle ilgisi yok. Kabul etmeni beklemiyordum zaten. Ama şunu bil, 3 gün gönlünü eğlendirirsin, sonra Türkçü dükkanına geri dönersin. Çağla, zannettiğin gibi bir şey yok. Daha fazla inkar edip beni aptal yerine koyma Burak. Ben bunun peşini bırakmam. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizim birlikte olduğumuzu tüm ülke biliyor. Eğer o kız da bunu bile bile seninle birlikte oluyorsa... O da bunun bedelini öder. Çağla, saçmalıyorsun şu an. Lütfen sakin olur musun? Sakin falan olamam Burak. Saçmalamıyorum. Şu an çıldırmam hem an meselesi çünkü. Sen de çok iyi biliyorsun ki benim için senden başkası olamaz. Biz birbirimize aitiz. Lütfen. Birbirimizi daha fazla yorup yıpratmayalım. Tamam tamam mı? Çağla, seni kırmadan bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum ama... Ama mı? Sen hala bana ama mı diyorsun? Ben sana artık hiçbir şey söylemeyeceğim Burak. Sen lütfen biraz yalnız kalıp düşün. Ayrılmamız gibi bir şey söz konusu olamaz. Benimle zorla mı birlikte olmayı düşünüyorsun Çağla? Daha önce ilişkimizin başlamasına nasıl karar verdiysek bitişine de öyle karar vereceğiz. Sen bugün bu konuştuklarımızı yalnız kalıp iyice bir düşün. Ailelerimize bu durumu yansıtmak istemiyorum. Sakın buna beni mecbur bırakma. O zaman üzülen taraf sadece ben olmam Burak. Başka biri mi var? 3 gün gönlünü eğlendirirsin, sonra Türkçü dükkanına geri dönersin. Daha fazla inkar edip beni aptal yerine koyma Burak. Ben bunun peşini bırakmam. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizim birlikte olduğumuzu tüm ülke biliyor. Eğer o kız da bunu bile bile seninle birlikte oluyorsa, o da bunun bedelini öder. Sen de çok iyi biliyorsun ki benim için senden başkası olamaz. Biz birbirimize aitiz. Bunun hayalini kurmak bile fazlayken olabileceğini nasıl düşünebilirim? Açmıyor ki bu telefonu ya. Aslı. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya yaşlandırırsın, nasıl istersen boş ver. Kesin Çağla'yla konuştuklarımız duydum. Of Çağla, of. Benim kalbim her şeye yeter. Aslı lütfen gelir misin? Çok önemli. Yani, önemli mi? Yoksa beni ayağına getirmek için mi böyle söylüyor? Yok, kesin ayağına gideyim diye yapıyor. Gitmeyeceğim. Peki Aslı, sen gelmiyorsan ben gelirim. Ne? Buraya mı gelecek? Yok canım, cesaret edemez. Birazdan annem gelir. Tamam, geliyorum. İşte bu kadar. Bu sefer kendine hakim ol Aslı. Unutma bugün duyduklarını. Sen ve Burak imkansızsınız. Ona bunu açıkça belli et. Efendim Burak. Aslı, neden aramalarıma, mesajlarıma cevap vermiyorsun? Çünkü seninle konuşacak bir şeyim yok. Aslı, bak. Belli ki yanlış şeyler duydum. Ama bunların hepsi bitecek. Sana söz veriyorum. O haklı. Ben elimde olmadan çok yanlış şeyler yaptım. Senin yanlış yaptığın bir şey yok. Var Burak. Sevgilin varken bir yerlere gitmemiz, evde baş başa kalmamız, bunların hepsi çok yanlış. O benim sevgilim falan değil. Yani artık değil. Bak, sen beni bu zamana kadar farklı tanıdın. Bana güvenmeyebilirsin. Ama ben hayatta ilk defa kendimi bu kadar cesur hissediyorum. Ve yalan söylemiyorum. Bana ne olur biraz zaman ver. Lütfen. Sana zaman versem ne değişecek ki Burak? Biz birlikte olamayız. Bu mümkün değil. Niye Aslı? Niye? Bana karşı hiç mi bir şey hissetmiyorsun? Anlamıyorsun Burak. Bunun sana karşı hissettiklerimle bir ilgisi yok. Gerçekleri değiştiremeyiz. Senin gerçek dediğin şeyler ne ki? Ailen, çevren, konumun, yaşadığın ev. Bir de benim hayatıma bak. Senin gerçek sandığın şeyler bunlar mı? Benim için tek bir gerçek var. O da şu an. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Emel Hanım. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Ben bu ana o kadar inanmayı istiyorum ki. Ama... Sana bunu ispat edeceğim. Birbirimize uygun olduğumuzu, eğer istersek ne kadar mutlu olabileceğimizi göstereceğim. Sadece bana, bize bir şans ver. Lütfen böyle şeyler söyleme Burak. Beni tekrar masallara inandırmaya çalışma. Bir süre sonra arkanı dönemeyeceğin gerçekler karşına çıktığında bana bunları söyleyemezsen ben yerle bir olurum. Lütfen yapma bunu. Aslı. Tüm dünya karşıma da gelse ben sana bunu söylemeye devam edeceğim. Her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın her zaman bu kadar derin, her zaman